Geldiğini bildiği zaman. Erhaç Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ile ilgili istifa talebini yineledi. Düşüncelerimi gayet açık, gayet net Sayın Davutoğlu'na da aktardım, kamuoyuyla da paylaştım. Cumhuriyet tarihinin en acı olanını yaşadım. Bu işin bir siyasi sorumlusunun olması lazım. Önlemleri aldık. Nerede aldınız önlemleri? Patlamanın olduğu yerde değil de başka bir yerde önlem alınmış. Bu kadar dar düşünen bir kişinin bakanlık koltuğunda oturması doğru değil. Kılıçdaroğlu dünyanın her tarafında bütün saygın ülkelerinde demokrasisi gelişmiş, insana ve insan hayatına değer verilen bütün ülkelerde benzeri bir olay olduğunda o işin siyasi sorumlularının görevi bıraktığını kaydetti. Dünyanın her tarafında bütün saygın ülkelerde, demokrasi gelişmiş ülkelerde, insana ve insan hayatına değer verilen bütün ülkelerde böyle bir olay olduğu takdirde o işin siyasi sorumlusu görevini bırakır. Bizim de zaten istediğimiz budur. Bu kadar acı yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Gencecik çocuklarımızı toprağa veriyoruz ama işin siyasi sorumlusu ortada yok. Bu doğru değil. Üzülüyorum, önlem aldık, almaya çalışacağız. Bunların hiçbir yararı yok. Ortada bir gerçek var. Bir gerçek var. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız, kızlarımız hayatlarını kaybettiler. Bunlar ne istiyorlardı? Barış istiyorlardı. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istiyorlardı. Kanlı eller araya girdi. Bu faillerin bulunması lazım. Onların ellerinin de gereğini yapması lazım. Eğer ölen insanlara saygı duyuluyorsa, onların yakınlarına saygı duyuluyorsa, bu ülkenin insanlarına saygı duyuluyorsa, demokrasiye saygı duyuluyorsa, bu insanların görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. Siyaseten hesap verileceğini inanıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Görevlerinden ayrılmaları bu işin en önemli noktasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, defin işlemleri için geldiği Malatya'da taziye evlerine ziyaretlerde bulunarak ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise başsağlığı diledi. Kime ne diyeceğiz? Başımız kim? Derdimiz kim? Ne için öldü? Trafik kazası değildi. Bile bile gidip de toplumumuzu öldürmeye hakkımız yok. Adaletimiz değildi. Bu ne dinimize gelir, ne adaletimize gelir. Hepiniz sağ olun, var olasın. Thank you.